Merhaba arkadaşlar, kanalımın yeni bir videosuna daha hoş geldiniz. Bugün sizlere ellerimle hizmet edeceğim arkadaşlar. Kargo poşetini yine gizlemeye çalışıyorum çünkü kargo firmasının bu olaylarla hiçbir ilgisi yok. Şu anda da önümde iPhone 13 Pro Max'in çakması olduğunu ümit ediyorum. Gelin açalım bakalım, çakması mı çakılması mı? Şimdi hemen şunu bir yırtayım da kargo firmasını şey yapmayın. İşte direkt gördüğünüz gibi biraz hızlı bir kutu açılış seansı oldu. Şunu da şuradan ayırı vereyim, şunu da atı vereyim. Gördüğünüz gibi telefonun kutusu ters. Düzeltelim. Kutusu bu şekilde geliyor. Gayet de replika bir kutu arkadaşlar. Zaten şöyle bir durum var. Bu cihazı satan firmanın, hani bu cihaz orijinal, ben sana işte 2899 lira verdim ben buna. 2899 liraya sana iPhone gönderiyorum gibi bir iddiası yok. Zaten bu cihazlar internette replika diye var arkadaşlar. Doğal olarak firma bu olaydan muaf. Açalım kutuyu. Kutu biraz ezilmiş, biz üzülmüş. Kutunun içi, buraya koyu verelim. Buradan bir şey çıkıyor. Garanti belgesi. 10 gün, 1 ay, 1 hafta, 10 gün. 10 gün diyor. 10 gün içinde iade edebilirsiniz. Bilmem ne, öyle bir belge var. Burada güzelce jelatinlenmiş bir şekilde birinci kalite iPhone 13 Pro var. Şöyle onu da gösterivereyim. Şuralarını, buralarını. Bunun zaten arkadaşlar bir incelemesini yapacağım ben. Hani bu videoda artık dayanamadım. Sonunda elimde diye. Çünkü çakma telefon bakanı olarak bu telefonun uzunca bir süredir elimde olmamasına bozuluyordum. Kalanı standart şeyler. İşte artık benim ofiste bunlardan 300 tane falan var. Bir adet kulaklık çıkıyor. Kulaklığın jelatini bayağı iyiymiş. Yalnız şöyle bir sıkıntı var. Kulaklık 3,5 milimetrelik jack'la geliyor. Şurada görebiliyor musunuz bilmiyorum. Ama telefonun 3,5 milimetrelik jack girişi tabii ki de yok. Olsun. Güzellik güzelliktir. Ama bunu nasıl deneyeceğiz? Olmadı. Matkapla delik açarız. Bir adet adaptör çıkıyor. Burada işte sim bilmem ne ıvır zıvır aparatları var. Bunları geçiyorum. Bir an önce şu telefonu açalım. Şöyle size de göstereyim. Front yani ön. Şöyle açı vereyim. Ya şunları da yapıştırmayın. Ha bak nasıl teknoloji gelişmiş, artık bunu tek bant yapıyorlar. Elime yapıştı. Şurada gördüğünüz gibi KK yazıyor arkadaşlar. Yani KK bizim ülkemizde bir siyasetçinin adına denk geliyor. Ha 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 hi hi hi. Burada da 6 yazıyor. Neden bunu yazdığını bilmiyorum. Triple kamera diyor, flash ışığı diyor, işte üçlü ışık, lidar diyor. Lidar. Durun bir açayım. Yalnız bir şey diyeyim mi? Harbiden bu yani birinci kalite sınıfına girer mi onu bilmiyorum ama normalde aldıklarımız kadar dandik bir iPhone 13 Pro gelmedi ama şunu hemen size göstermem lazım. Benim telefonum 13 Pro. Kamera diziliminde hani millet çakmaz gibi derdiniz varsa bu daha çok 12 gibi görünüyor. Onu söyleyeyim. Çünkü 13 Pro'nun kamera lensleri büyüdü. Bana soracak olursanız bunu 12 Pro Max diye satıyorlardı. Sonra 13 Pro çıkınca bunu 13 Pro yaptılar. Bence durum bu yani. Telefonumuzda çizikler yok. Ya gayet temiz durumda arkadaşlar. Bir açalım. Elma logosu. Ben bu hazır açılırken birkaç bir şey söyleyeceğim. Tasarım anlamında çok geliştirmişler kendilerini. Hani en azından işte şu tuşların dizilimi, her ne kadar aralarında bir işte belirgin bir farklılık olsa bile en azından bu kısımları güzel olmuş çakmanın. Diğer tarafı çevirdiğimiz zaman da birebir gördüğünüz gibi şöyle yapayım. Şöyle daha iyi görünüyor. Aynen. Bu 13 Pro, onu unutmayın. Kablosuz ağ var diyor. İndiriyor, bir şey yapıyor. Burada bu ekranı koymuşlar. Şöyle bir kaldıralım. Yok artık. Şuradaki sensörler görünmüyor arkadaşlar. Yani yok öyle bir sensör. Onun haricinde telefonun genel akışkanlığına bir bakalım hemen birlikte. Default olarak TikTok Lite yüklü geliyor arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Twitter'ı bir aç bakayım, Twitter'ı. Şöyle bir ayarlar sekmesine girelim. Genele geleyim. Hakkında yazılım güncel. Bunların harflerini keşke büyük yapsalar ya. Şöyle görünüyor mu ya? Hakkında'ya geleyim. Şöyle sanırım görebiliyorsunuz. Hakkında isim iPhone, sürüm 15.13 Pro Max diye görünüyor. Şarkılar, videolar bilmem ne. Buradan telefonun adını değiştirebiliyoruz. Her şey gayet düzgün görünüyor. Şu olayı bir beceremedim. Yani ilk kullanımdan da olabilir, bilmiyorum, şaşkınlığımı gizleyemeyeceğim. Bu zamana kadar aldığım çakma telefonlar arasında akışkanı en iyi olan cihazlardan bir tanesi. Normalde bu tarz içeriklerde böyle çok reklam yapma moduna girmek istemiyorum biliyorsunuz. Ama hakkında vermem lazım. Hemen bir fotoğraf çekeyim şurayı. Bir tane 3x çekeyim. Bir tane portre çekeyim. Portre nasıl çekecek ya bu? Şunu çekeyim. Bu çok küçük. Şunu çekeyim. Bir dakika geleceğim. Portresini de çektik. Bir tane de video çekelim. Video ayarına nereden bakıyoruz lan bunun? Gidiyor. Ha. Flash var. Otomatik flash açık kapalı.
Burada Live var ama çalışmıyordur arkadaşlar, onu size söyleyeyim. Burada bildiğiniz F var. F2 görünüyor. Tam anlamadım, bu nasıl bir F değil de sanki parlaklık ayarı gibi bu. Burada da filtreleri var. Filtreleri çalışmıyor. Ha, çalışıyor. Şu video. Arka kısımlar bayağı grenli durumda. Özellikle videonun arka kısmında son derece aydınlık bir ortamda bulunmama rağmen. Zaten bu tarz cihazlardan böyle performanslar beklemiyoruz. Şu çektiğim portre fotoğraf. Bu bildiğin şey, Google Maps'ten bizim mahallenin haritası gibi görünüyor bu. Yani hani ben anlamadım. Bu iyi değil. Kameralar iyi değil. Kameralar çöp. Onu unutmuyoruz. Yine aynı meseleler bunda da var. Şöyle böyle yana çevirdiğimiz zaman oyun kısmını denemeyeceğim arkadaşlar. Hani onu açıkça söyleyeyim. Belki iPhone 13 Pro ile karşılaştırma kısmında oyun kısmını deneyebilirim. Bir şöyle bir internete girmek istiyorum. Acaba internet deneyimi nasıl diye. YouTube gördüğünüz gibi yok. O zaman tarayıcıdan gireriz. Safari'yi açarız. İnternete bağlamadığım telefonda YouTube'a girmeye çalışıyorum şu anda. Sizler de buna tanık olduğunuz, şu interneti bir halledeyim. Bakayım bu sekmeler çalışıyor mu? Ha, buraya kadar geliyor ama buradan ilerisinde power touch'ı... Dur lan. Yok, power touch'ı algılamıyor. O yüzden ayarlara gideceğiz arkadaşlar. Onu da denemiş olduk. İyi oldu bu arada. Buna ne mesajı geliyor acaba şu? Bizim Wi-Fi'nin adı yastık. Bağlandı. Vallahi internete bağlanmıyor telefon. Aha! Wi-Fi'si çalışmıyor. Evet, işte şu an içime sindi bu içerik. Şu an çok mutluyum yani. 3000 lira para verdim buna toplam. Oğlum ne mesajı geliyor sana ya? Kablosuz ağ var. Ben de onu diyorum. Kablosuz ağ var. Bağlansana. Bakın, tik geldi orada. Net mi değil mi seçemiyorum ama niye şuraya gelmiyor? Gördüğünüz gibi arkadaşlar Wi-Fi bayağı cayır cayır çalışmıyor. Ha, şey diyebilirsiniz, hat takıp deneyebilirsin ama kusura bakmayın. Yani IMEI'si vesaire vesaire ne olduğu belli olmadığı için bu telefona hattımı takmak istemiyorum. Fakat açıkça şunu söyleyebilirim ki şuradan bir ön kamerasını denemedim. Bir onu denemek istiyorum. Neredeyim ben? Burası ön mü lan? Çok arkaya gittim. Buradayım. Niye bu kadar zoomlusun ya? Ha. Görebiliyor musunuz gül cemalimi? Ne bu? Video. Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İyisiniz. Eyvallah. Bakalım bir mikrofon olayını da test etmiş olduk böylece. Nasılsınız? İyisiniz. Eyvallah. Bu ne lan? Şey bu. Helyum gazlı çakma iPhone. Buradan da kaldı arkadaşlar. Ön kamerada bu şekilde çalışıyor. Daha sonra artık bunu 13 Pro ile bir kıyaslamasını gireceğim. Kıyaslamayı şundan gireceğim arkadaşlar. Hani bir inceleme olması için değil. Biliyorsunuz bu tarz böyle tanımsız cihazları almanızı, kullanmanızı vesaire vesaire istemiyoruz. Hem sağlığınız açısından hem de zaten fonksiyonlarını tam olarak yerine getiremiyor. Bu anlamda hani en azından iPhone 13 Pro ile de yan yana görürseniz işin açıkçası böyle bir cihaza 3000 TL vermekten vazgeçersiniz. Yani 3000 derken 2700 alabilirsiniz de yok kapıda ödeme, kredi kartı bilmem ne derken cihazın fiyatı 3000 TL'ye çıktı. Eskiden olsa şey diyebilirdik, hani 3000 TL'ye bunu alacağınızda şunu alın bunu alın diye. Şu an aklıma o tarz cihazlar gelmiyor ama 3000 TL'ye hani fonksiyonları tam yerine getirmeyen ve sağlık anlamında ne olduğu belli olmayan bir iPhone 13 Pro, çakma bir iPhone 13 Pro alacağınızda gidin kendinize ikinci el güzel bir eski, bir çok da eski olmasına gerek yok ama rüştünü ispat etmiş bir Android telefon almanızı tavsiye ederim. Bu telefonla ilgili fantastik fikirleriniz varsa yorum bölümüne bekliyorum arkadaşlar. Çünkü bununla ilgili bir aksiyon yapabiliriz. Şimdilik benden bu kadar. Dediğim gibi çakma 13 Pro'ma kavuşmuş oldum. Sizlere de mutlu günler diliyorum arkadaşlar. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bye bye.